Benim eş Evet. genel başkanlarından Bu birisi Kemal herhalde. Bey, O o kadar da Kemal çok Kemal Bay. Ay kötü bir espriydi. O yapma Kemal böyle Bey esprileri yapmayın değil ama. mi? Şimdi onun mesela bir videosu var, bir cümlesi var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kerhen söylediği, daha doğrusu söyleyemediklerini Açıktan söylüyor. açıktan söylüyor. Evet. Hazırsa bir dinleyelim bakalım ne diyormuş. Değerli arkadaşlar, bugün biz burada Kadın Meclisimizin olağan toplantısını gerçekleştirirken akşam saatlerinde Diyarbakır'dan kalkan uçakların Afrin'i bombaladığını öğrendik. Zeytin Dalı adı altında bir operasyon düzenlendiği söyleniyor iktidar tarafından. Bu ülkenin, bu egemen iktidarların tarihinde hep böyle olmuştur zaten. Bütün ne zaman bir savaş, katliam, işgal, operasyon olsa işte böyle barışla anılan semboller kullanılır. Bu Zeytin Dalı adı altındaki aslında bir işgaldir. Afrin'e yönelik, Rojava'ya yönelik bir işgal girişimi ile karşı karşıyayız. Yönelik bir işgal girişiminden bahsediyor. Şimdi HDP sen olarak... Sen ne zaman geldin orası? İşgal kim ya? Kimin neresinden sen işgal ediyorsun ya? Afrin ne zamandan beri PKK'nın elindeymiş ki? PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eş genel başkanı sıfatıyla bu açıklamaları yapmanız kendi içinde tutarlı bir açıklama. Doğru demiyorum. Kendi içinde tutar. Çünkü tabii zaten PKK'nın terör örgütünün sözcüğünü tabii kendileri kabul etmese de artık kabul etmelerini gerektirecek bir durumda yok. Tabii. Bu terör örgütünü parlamento çatısı altında desteklediklerini, o terör örgütüne bir kere terör diyemeyen bir grubun tabii eş genel başkanının bu cümleyi sarf etmesi kendi tabii içerisinde tutarlılık. Yani hainliklerini bir kere tabii daha gözler önüne seriyorlar. Onların sözcüsü zaten. Yani terörist sözcüsü bu. Aynen. İşgal yapan onlarca ülke var. Irak'ta neler yaşandığını gördük, Afganistan'da neler yaşandığını gördük vesaire vesaire, örnekleri çoğaltmak mümkün. Bunlara sen işgal diyemeyeceksin ama orada Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit altına alan 8-10 bin teröristin Afrin'den nokta harekatıyla tek tek gebertilmesine bu vaziyette karşılık vermen gayet doğal. Doğal. Bunu anlarım. Tabii. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hanımefendiyle aynı seviyede kalması bizim hani CHP, HDP ya da PKK, DHKPC birlikteliğinin bir göstergesi olduğunu da ispatlıyor bir bakımdan. Sen tabii de hanımefendinin söylediğinin bir başka şeyini kerhen, aslında işte sadece ve sadece şimdilik Türk askerine Allah'tan yardım diliyorum cümlesini kullanarak sadece ve sadece şimdilik bu operasyonun aslında kabul etmediğini, bu tabii operasyonun bir işgal operasyonu olduğunu, dolayısıyla Afrin'deki teröristlerin öldürülmesinden CHP Genel Başkanı sıfatıyla rahatsızlık duyduğunu, eğer bu operasyon başarılı olursa seni destekleyen PKK-DHKPC'nin bir şekilde yok edileceğini ve desteğinin azalacağını düşünerek tabii CHP Genel Başkanı olarak da yapabileceğin ancak böyle bir açıklama olurdu zaten Almanya'da. Sen Almanya'da bunu yaptın. Hanımefendi neresi bilmiyorum, Diyarbakır mı başka bir yer mi? Orada da bu açıklamayı yapıyor. Birbiriyle örtüşüyor zaten bu açıklamalar. İşte bu, yani bu zaten Almanya'daki açıklamasının arkasından hani bir kısmı itiraz ediyor işte şimdilik ve şimdilik ol demesine karşı, bak şimdilik kardeşim idare edin, ben çıkıp gideceğim şuradan, sonra ne yaparsanız yapın sadece şimdilik falan diye yalvarır yakarır bir şekilde orduya desteğini veriyormuş gibi yaparken arkadan bağıran çağlar zaten işte bu tipler bunlar. Doğru. Yani ya bu, sadece bu tipler, bak sadece HDP değil, bunu unutmayalım yalnız. HDP olarak sadece HDP'yi burada yalnızlaştırmayalım. HDP, DHKPC, MLKP ne kadar terör örgütü varsa Türkiye'de kendine sol ve Marksist diyen, artı FETÖ, bütün bunların hepsi, tamamı bunlar rahatsız. Yani bu ülke düşmanı ne kadar insan varsa, bu ülke ne kadar hain varsa, bu toprakların düşmanı, bu parçalamaya çalışan tipler, bunlar şimdi mesela şey diyor, Afrin diyor, işgal diyor ya, işgal edecekler Afrin diyor. Hangi ara Afrin oradaki PYD ve PKK'nın güdümüne girdi ki, kim nereden nereye işgal ediyorsun? Oranın nüfusunda, oranın demografik yapısında zaten ne PYD'nin işi var, doğru, ne PKK'nın işi var. Doğru. Bir istersen bir canlı yayın noktamız daha var. Tamam. Oraya gidelim, tekrar döneceğim. Sana 15 Temmuz kahramanlarına devlet övünç madalyası töreni var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak konuşuyor. Kısa bir dönelim. Çünkü Afrin